Merhaba arkadaşlar, bugün dereceli maaşlara köstebek DSS ile devam edeceğiz. Sezonun bitimine 18 gün kadar var. Dünyada 233. sıradayız. Köstebeğin de bu versiyonu ile oynayacağız. Ortalama iksir bedeli de çok düşük, 2.8. Zaten gittikçe bu DSS ile daha da iyi oynamaya başlıyoruz. Şimdi ilk rakibimizi bulalım. İlk rakibi de bulduk. Yiğin geldi, hemen koçbaşı ile başladı. Ben de bina kartını diktim. Kupası da bizden yüksek. Şöyle tomruk atıyorum Tesla'yı korumak için. Şimdi bina kartı önemli. Tesla sayesinde haydutu da savunabiliriz. Şöyle iksirimiz doldu, bombacı atalım. Bir de ateş ruhu attım. Zıplamasın diye. Güzel. Hayalete karşı güçlü madenci atmayalım. İskeletleri atalım. Zaten kulenin cephanesi dolu. Hemen köstebeği attım. Alan vuran bir kartı çıktı sonuçta. Bakalım Pekka'ya karşı ne yapacağız? Yında son zamanlarda formda. CRL aylık finalde pek istediğini yapamadı. 6. oldu ama oraya çıkmakta başarı tabii. Altın bileti de zaten beklediğimiz gibi light aldı. İlk aylık finalden aldı, iyi oldu tabii. Şöyle bir tomruk. Arkadaki küçük prensi de rahat kestik. Güzel yaptık savunmayı. Bombacı da yaşıyor. Köstebeği de atmayacağım. Agresif oynamayalım. Zaten iksir zararına geçersek Pekka'ya karşı savunmamız zor olur. Ateş ruhu atmamız lazım yine. Yoksa Tesla'yı zıplar oradan hemen kuleye. Koçbaşı da gereksiz oldu, güzel bizim için. Bir de çarpmayı çıkardı. Vuramayacağı belliydi aslında. Şimdi biz bir atak yapalım. Köstebeği bu sefer beklemeyeceği bir yere attım. Bir de bombacıyla destekleyelim. Okları da atmak zorunda kaldı. Bir tane goblin vuruyor. Tomruğu falan da attım. Zaten neredeyse iksirlerimiz eşitti. O yüzden ben de harcadım atakta. İyi de oldu. 3600'e kadar indirdik. İskeletleri tahmin etmeye çalıştı da elimizde iskeletler yoktu. Böyle bir köstebek. Normalde defansif oynayacağımı söylemiştim ama sonuçta yağış cadısı da boşa çıktı. Bir de bombacı atalım. Hadi bir tane vursam. Şöyle tomruk. Güzel kestik hepsini. Tekrar bir köstebek. Tamam, daha fazla bir şey atmayacağım. Sağlam bir atağa kalkacak. Rahat savundu. İlk önce bir güç madenci atalım hayalet için. Evrimli Tesla'yı da hemen dikelim. Evrimli koçbaşıyla geliyor. Bu hata hasar almadan savunmamız çok önemli. Güzel bir zehir. Çok rahat savunduk. Güzel. Ama tekrardan bir Pekka geliyor karşımıza. Tesla'yı dikelim. Okları kullanması bizi rahatlattı. Yoksa Tesla'yı dikemeyecektim hemen. Tekrardan savunmayı kurmaya çalışalım. Köstebeği attım. Tesla'yı da güzel kırdı da evrimli bombacı şimdi çalışacak. Oklar gelebilir. Neredeyse hasar almadan savunduk da böyle küçük büyülerle indirmeye başladı kuleyi. Yine önden gereksiz bir atağa kalktı ama amacı evrimli koçbaşı döndürmek. O yüzden o bizim için sıkıntı olacak yine. Bizim de biraz vurmamız lazım. Kartları biriktirdik. Evrimli Tesla'yı atabiliriz. Özellik bassa da sıkıntı değil. İkincisini döndürürüz. Şöyle bir şey yapacağım. İskeletleri atalım hemen. Köstebek döndü. Hayaleti elinde değil. Ne vurursak kârdır. Farkı biraz açalım. Yaşlı cadı ölsün. Yaşlı cadı da öldü. Çok iyi. İkinci Tesla'yı diktim. Hasarda da bayağı bir öndeyiz şu an. Köstebeği de atacağım savunmaya. 3x'teyiz. Okları çıktı. Küçük prens de ölecek şimdi. Köstebeği attım. Dönersin koşmuş ona. Dön. Bir an için kuleye gidecek zannettim. Tesla'yı geriden attım rahat kırmasın diye. Son 30 saniyede giriyoruz. Atağa kalkmamıza gerek yok. Sadece hasar almayalım yeter. Evrim Tesla'yı da attım. Haydut'a dikkat. Yine temiz savunduk. Sonunda köstebeği de atabiliriz. Son 15 saniye kaldı. Zehiri de basacağım. Tesla'yı tekrar atmamız lazım.
İyi oyun geçti ama harbiden savunma yapmaktan yoruldum maçta. Ki başta da güzel yakalamasak daha agresif oynamamız gerekirdi. Öne geçtiğimiz için defansif oynayabildim. İyi de kupa alacağız. Şimdi sonraki maça da geçelim. İkinci rakibi de bulduk. Bol şans diyelim. Biraz rakip bekleyelim. İlk hamleyi yapmazsa zaten elimizde bombacı var. Bombacıyla başlayabiliriz. Hem evrimlisini de döndürmüş oluruz. Eş zamanlı o da bombacı attı. Güzel. Şimdi zehirimiz yokken yapabileceğimiz en iyi şey atak yapmak. Köse bir attım arkaya doğru. Baskı yapalım. Şuna bir tomruk. Bombacı iki vuruş daha alsın diye attım. Özellikle basacağım. Kuleye de vuracağız öyle. Bombacı da vuruyor. Bir tane daha vur. 2075'e kadar indirdik. Elimizde zehir yokken anca bu kadar olurdu. İkinci iksir toplayıcısını döndürecek o tabi. Umarım şu pozisyonda falan atar zehri. Yediririz iki iksir toplayıcısını. Tamam, çok iyi. Öne doğru attı. Öyle de olur yani. Ana kule açtım ama köstebek oynuyoruz sonuçta. Mezarlık değil. Mezarlıkla oynasak öyle bir zehir atmazdım. Şöyle bir Tesla. Özellik basacağım ki şu madencinin. Hem yarasaları öldürdük hem evrimli bombacıyı, çok iyi. İskeletleri de attım gece yadısı kaçmasın diye. Bu kadar iyi savunacağımızı düşünmemiştim. Harbiden iyi savundum. Şimdi zehirimiz de var iksir toplayıcısı atarsa diye. İksir avantajındayken rakip neredeyse kulemize dokunamadı. Klasik dev DSS oynuyor. Meta'da şu an farklı versiyonları var ama dev harbiden meta'da artık. Kabullenmek lazım. Zehir atalım, garanti oynayacağım. 2x'e de girdiğimizde savunma için tekrar elimizde bir zehir olabilir. İksirimiz de doldu. Bombacı yaklaştı. Bir köstebek atalım. Tomruk atınca bombacı da ölecek hemen. Güzel. Yine iyi vurduk. Savunmaya zehirimiz var. Atmamız lazım. Yapacak bir şey yok. Toplayıcıya saklayacağım diye kuleyi veremem. Rahat savunduk. Şimdi aklımda yine bir saldırı var. Ama çok tehlikeli olur iksir toplayıcısı varken. Bu yüzden savunmaya yatıyorum. Yani şu pozisyonda köstebi atsak geri dönüşünde savunabileceğimi düşünmüyorum. Rakibin de evrimli bombacısı döndü. İskeletleri attım, çok iyi. Bir de tomruk kuleye vurmasın. Hasar almadan kapattık. Savunmada kalacağım. Tesla'yı öne atıyorum bu sefer. Savunmayı kuralım. Şöyle zehir. Biraz tehlikeli oldu ama girdim bir topa artık. Yapacak bir şey yok. O yüzden tomruğu da attım. Özellikle efsane çalışacak. Gece yadısı ölsün. Tamam, çok iyi. Baskıyı da iyi kurdu. Zaten geride şu an. Köstebi atmayacağım. Hasar yiyelim. Çok önemli değil. O evrimli bombacısı da boşa gitti. Şu an iyi oyunu diyebiliriz. Bu zamana kadar hiç hasar almamıştık. O yüzden devi bıraktım. Köstebek atmak istemedim. Kanka ne ölmek bilmez bir kartsın. Kule birliğinin cephanesi yokken. Bırakmak istemedim. Güzel bir tomruk. Rakip şu an aslında yakalayamaz. İksirlerimiz falan, hatta biz daha öndeyizdir. Şöyle köstebi yine bastım. Zehir de atıyorum artık. 3x'e girmemize de az kalmış. Biraz vursun köstebek. ...288'e kadar indirdik. Tekrar bir zehir. Kötü bir başlangıç eli gelmişti. Ona rağmen harbiden sağlam kazandık. Bu DS'yle de gitgide tecrübe kazanmaya başladık. Şimdi son maçımıza da geçelim. Son rakibimizi de bulduk. Bu oyuncuyla daha önce karşılaşmıştım. Tazı balon oynuyor. Dondurmalı falan. İşimiz zor ama daha önce yenmiştim. Yenildiğim de oldu bu DS'ye karşı. Bakalım şimdi ne yapacağız. Cehennem ejderini çıkardığı için tersten bir atak kuralım. Bizim kule zaten cehennem ejderini hemen keser. Tomruk attım. Bombacı kuleye vurabilir.
Hem korumaları çıktı hem bombacısı. Hemen köstebeği bastım. Okları da yoktu rakibin. Evrimli bombacı da çalışabilir. Oh, kulede iki kere de sekiyor. Güzel başladık. Ateş ruhu yeterli olur. Kartları biriktirmesin diye atağa kalkabilecek kartlarımız olsa iyi olurdu da. Neyse, testeyi basalım. Bakalım nasıl kalkacak hata. Gerçi bunda madenci vardı. Balon yoktu değil mi? Başta tazı balon demiştim ama galiba madenciyle oynuyordu tazıyı. Neyse yine kolay kolay savunamayız. Şöyle bir güç madenci. Tazıyı koruyamadık ama tazı neredeyse kırıldı. Özellik basacağım. Anakuliyi de açtık. Tamam, şu an istediğimiz gibi gidiyor her şey. Hem anakuliyi açtık hem hasar yemedik. Yine köstebeğe basacağım. Elinde bombacısı yok. Korumaları çıktı. Korumalar biraz yaklaşsın kuleye doğru. Bir de tomruk. Yine vuracağız. 2600'e kadar indirdik. Tazıyı köprüden attı. Yavru ejderi boşa gitmesin diye tazıyı attı ama savunabilir miyiz? Yine özellik basacağım da umarım dondurma atmaz. Pozisyonda zehir atmak istemiyorum. Onlar vursun mecbur. Bombacısı çıktı. Köstebek. Korumalar gelebilir. İkimiz de hata yaptık. Orada bombacıyı bir tık önden attığım için rakip de fark etmedi. Şimdi sağlam gelecek iyi bir savunma yapmamız lazım. Üç madenciyi de atalım. Tesla'yı da döndürmeye çalışıyorum. İkinci Tesla'ya lazım olacak. Köstebeği de attım. Kartları biriksin. Zehiri güzel yedireceğiz. Alev topu varmış. Eyvah. Dondurması vardı bunun. O yüzden testi önden attım. Gitti herhalde. O ikinci tazıyı da bastım. Kuleyi almamız lazım diyeceğim de alamayız. İkinci tazı çok kötü oldu bizim için. Yok, gitti maç. Savunmaya çalışayım da şöyle bir zehirle. Aslında ben bu rakibi yenebilirmişim. Nerede hata yaptık biliyor musun? İkinci testiyi önden basmayacaktım. Diğer testam zaten tazıya karşı çalışacak diye bırakmıştım. İşte rakibin DC'sini bilmek de bu yüzden önemli ama yine de güzel maçlar döndü. İşte bir büyüğü bile kaçırmamız bu yüzden önemli oluyor. Ya bu DC gerçekten yetenek istiyor. Son maçta dediğim gibi daha iyi oynasak, hatalı oynamasam belki yenebilirdik. Rakibin DC'sini de iyi çözmek lazım. Ona göre atak veya savunma şekli de değişiyor. Ben kesin dondurma bekliyordum. Büyüsünü değiştirmesini tabii beklemiyordum. Ama harbiden yenilmiş olsak da son başta ben keyif aldım. Videoda hoşunuza gittiyse like atıp kanalda abone olarak bana destek olabilirsiniz. Artık sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.